Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili Mevlana dostları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bu haftaki mesnevi derslerimize bizden önceki hocamızın kalmış olduğu 4877. beyit ile inşallah devam etmiş olacağız. Tayyip-i Mevlevi şerhine göre bu rakamı vermiş oluyoruz. Mesnevi'de daha önce başlamış bir hikayenin devamı mahiyetinde bir bölüm. Yine aslında bu bölümde hikaye bitmeyecek. Mevlana'nın usulü üzere araya bazı mesajlar girmiş olacak. Rabbim bereketli kılsın anlatacaklarımızı. Geleneğe itibaren Mesnevi hanların Mesnevi okumalarına başladıkları şu beyti okumuş olalım. Tume gumara beden şehbar nist, ba keriman kerha düşvar nist. Bizim için o hakikat sultanının huzuruna varmaya izin yoktur deme. Kerim olanlarla iş tutmakta herhangi bir güçlük yoktur. Rabbimizin yardımını dilemek adına bu beyitle Mesnevi derslerine başlamış oluyoruz. Bu bölüm Mesnevi hikayelerinin bir kısmı, daha önceki birçok derslerimizde bizim veya bazı başka hocalarımızın, bu Mesnevi derslerini yapan diğer hocalarımızın anlattığı gibi Mesnevi hikayeleri bazen iç içe geçer. Bazen çok kısa bir hikaye bir yerde biter. Bazen de bir hikayeyi araya o hikaye vesilesiyle bazı imani hakikatleri, ahlaki değerleri veya irfani bir takım mesajları açıklamak şeklinde bir yol takip edilir. Ondan sonra yeniden hikayeye dönülür. Burada da hikayeye dönüşte bir iki beyit zikredilir. Bu bölümde de benzer bir durum söz konusu edilmiştir. Hikaye bir padişahın satın aldığı iki kölesiyle ilgili bir hikaye. Bu Tayyip-i Mevlevi'ye göre 4816'da başlayan bir hikaye. Bir padişah iki tane köle satın almıştır. Kölelerden bir tanesi dış görünüşü itibariyle son derece temiz, güzel yüzlü ve zeki görünüyor. Diğeri ise sureten bazı sıkıntıları var. Baktığımızda mesela ağzı kokan bir insan olarak tasvir edilmiş. Ondan sonra dişleri bakımsızlık dolayısıyla kararmış, siyahlaşmış bir köle. Yani bir kölenin zahiri güzel, diğerinin zahiri ne? İyi değil. Padişah bu iki köleyi imtihan ediyor. Yani surete aldanmamak gerektiğini bize anlatmak için bir hikaye bu. Sureten güzel görünümlü olanların hakikatte gönüllerinin kirli olabileceği ve o gönül kirliliğinin gönlün tercümanı olan dile de olumsuz bir şekilde yansıyabileceğini bize anlatan bir hikaye. Bu çerçevede dış görünüşü güzel olan köleyi, yani zeki olan köleyi ne yapıyor? Önce hamama git, elini yüzünü yıka, gel diyor. Daha sonra görünüşü kirli olan, ağzı kokan, dişleri siyahlaşmış köleyi
biraz uzağında tutup seni ağzını tedavi edeyim diyor. Güzel sözler söylüyor ve onu arkadaşı hakkındaki düşüncelerini tespit etmek adına konuşturuyor. Ve diyor ki senin arkadaşın senin hakkında işte tembeldir, hırsızdır, arsızdır, ahlaksızdır gibi laflar söyledi. Sen ne dersin deyince bu ağzı kokan köle doğru söylemiştir. O doğru sözlü bir kimsedir. Benim kendi aybımı göremediğim noktaları dile getirmiştir diye o arkadaşının hakkında kötü bir söz söylemiyor. Ve o arkadaşını övücü bazı şeyler söylüyor. Bu benden önceki derste diğer hocamızın anlattığı bölümde anlatılan nitelikler. Bunları bir hatırlatma kabilinden ön bilgi olarak bugün paylaşmış oluyorum. Ve o senin ayıplarını söylediği gibi sen de onun ayıplarını söylediğince o hoş bir arkadaştır, doğru sözlüdür, şefkatlidir, vefalıdır, insaniyetlidir, sadakatlidir, zekidir, hoş sohbettir, adalet sahibidir ve cömerttir gibi kendini beğenen kişi olmadığını, herkese karşı iyi, nefsine karşı ise kötü olduğunu belirtir mahiyette ayıp adına aslında güzelliklerini sayıyor. Kendisi hakkında padişahın kötü sözler söylediğini ifade ettiği diğer köle arkadaşı hakkında ağzı kokan ikinci kölenin sözleri bu şekilde iyi, hüsnü zanna dayalı bir olgu. Şimdi padişah bu hikayeye dönüşü sağlayan ifadelerde, Mesnevi beyitlerinde diyor ki arkadaşını övme hususunda ileri gitme. Onu övmekle kendini methetme. Çünkü ben onu imtihana çekerim de sonra sen mahcup olursun. Sen onu övüyorsun ama o imtihanda senin söylediklerini o güzel nitelikleri taşımayan bir insan olduğunu ortaya koyarsa sen de mahcup olursun diye köleye söz söylüyor. Şimdi burada hüsnü zan sahibi olma önemli bir şey. Yani insanlar hakkında suizan beslememek, kötü düşünceler taşımamak ve bir başka insanı arkasından çekiştirmemek, yani gıybet etmemek olgusu aslında bize bu hikaye üzerinden bir mesaj olarak ne yapılmış oluyor? Verilmiş oluyor. Zaten hikayenin başlığı kölenin hüsnü zanlı dolayısıyla arkadaşının vefakar ve sadık olduğuna dair yemin etmesi şeklinde. Bugün biz buradan devam edeceğiz. Köle padişahın bu sözleri üzerine Allah'a and olsun ki Malikül Mülk Rahman ve Rahim olan Allah'a yemin olsun ki ben arkadaşımı övmekte mübalağa yapmıyorum. Yani aşırılığa gitmiyorum diyor. Şimdi biz sözlerimizin inandırıcı olması için ne yaparız? Yemin ederiz. Karşımızdaki insan bizim yemin ettiğimiz değerlere inanan bir insansa bizim sözümüzün daha inandırıcı olması noktasında yemin bir metottur. Ve vallahi billahi diye Allah adına yeminler edilir. Bu yemini yaptıktan sonra köle Allah'ın sıfatlarından bahsediyor. Yani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri kölenin ağzından Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarıyla nasıl bir varlık olduğunu da dile getirmiş oluyor. Yani öyle bir Allah ki yemin ettiğimiz Cenab-ı Hak ihtiyacı olduğu için değil sadece
bir bize lütuf olsun diye, keremi cömertliği dolayısıyla kibriya ve azametinin gerektiği, yani bir ihtiyaca, kendi ihtiyacı yok ama o yüce bir zat olduğu için halkı irşat maksadıyla ne yapmıştır? Peygamberler yaratmıştır ve peygamberler göndermiştir. Peygamber göndermek Allah'ın ihtiyacı değildir ama Allah kullarına olan merhameti dolayısıyla peygamber göndermiştir. Aynı zamanda Allah öyle bir Rab'dir ki o zelil ve miskin topraktan, toprak için kullanılan ifadelere dikkat edin, zelil ve miskin topraktan enbiya ve evliya gibi büyük şehsuvarlar yaratmıştır. Büyük zatlar yaratmıştır. Enbiya, nebi kelimesinin çoğulu, evliya, veli kelimesinin çoğulu. Yani peygamberler yaratmıştır ve veli kullar yaratmıştır. Neden? Topraktan. Hazreti Adem topraktan yaratılmıştır. Dolayısıyla yaratılmışımızın ana maddesi topraktır. Bu topraktan yaratılan zelil ve miskin toprak diye ifade ediliyor. Niye? Ayağımızın altında ezdiğimiz bir şeydir. Değersizdir toprak. Öyle yani ayağımızın altına aldığımız bir şeyken Allah ondan yaratmış olduğu bir varlığı meleklerden daha üstün kılmıştır. Yani değer katan odur. Ve bu değerin en üst noktasında peygamberler vardır. Peygamberlerden sonra da veliler vardır. İnsanların en kemali, eşref-i mahluk peygamberlerdir. Sonra velilerdir, Allah dostlarıdır. Bunlar kademe kademe devam eder. İnsan, insani değerlerini koruduğu müddetçe eşref-i mahluktur. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Şimdi köle devam ediyor. Diyor ki, onları toprağa mensup mahlukatın mizacından, karakterinden temizledi, feleklerdeki meleklerden ileri geçirdi. Yani göklerdeki, gezegenlerdeki, ulvi mekanlardaki meleklerden o insanı daha ileriye geçirdi. Mertebelerini onlardan daha yüce kıldı. Cenab-ı Hak celali zat-ı narından bir şule aldı, bir ışık aldı ve onu tecelli-i cemaliyle nur-u safi haline getirdi. Cenab-ı Hakk'ın nuru, Cenab-ı Hak en-nur ismiyle müsemmadır. Yerin ve göğün nuru olarak ayet-i kerimelerde geçer. Yani Esma-i Hüsna'dan birisi nurdur. Nurun da bir ateşi vardır, bir parlaklığı vardır. O parlaklıktan bir ışıkla, bir şuleyle, bir tecelliyle bir nur-u safi meydana getirdi ve bütün varlıklar da o nurdan feyiz aldı. Yani Allah'ın ilk yarattığı varlık, Peygamberimizin bir hadisine göre benim nurumdu buyuruyor. Ben Allah'ın nurundanım, müminler de benim nurumdandır diye bir başka rivayet daha var. Bu şekilde o şimşek ziyası hakkı için ki, yani Allah'ın o nurunun hakkı için ki bu ruhlar üzerinde parladı da Adem aleyhisselam marifeti esmayı o ziyadan buldu. Hazreti Adem'in alnında o nur tecelli etti. Peygamberimizin nurunu Hazreti Adem'den nesiller boyu devam ederek geldi ve en son Hazreti Abdullah'a
intikal etti Peygamberimizin babasına ve ondan da Amine'ye intikal ederek Peygamberimizin annesine dünyaya geldi. Nur Muhammedi diye bir konu var. Yani Peygamberimizin nuru, yaratılışta ilk, gönderilişte son peygamber şeklindeki bir anlayışı biz bu beyitlerde ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Mesela bu anlayışın yansıdığı yine edebi, dini metinlerden birisi olan Süleyman Çelebi'nin Mevlidinde Süleyman Çelebi, Hak Teala çün yarattığı Adem'i kıldı alemle müzeyyen, Adem'le müzeyyen alemi. Mustafa nurunu alnında kodu, bil Habibim nurudur, bu nur dedi. Peygamberimizin nurunu Adem'in alnında koydu ve bu benim sevgilimin, Habibimin nurudur dedi diye Süleyman Çelebi bu hususu Mevlid'de Vesilet-i Necat adlı Mevlid'inde dile getiriyor. Siyer kaynaklarında Peygamberimizin nurunun müteselsilen peygamberler aracılığıyla geçtiği zikrediliyor. Mevlana peygamberlik zincirinin bir ayrılık değil, bir aynı halkanın birer unsuru olduğunu göstermek adına Peygamberimizin nurunun etkisi olarak diğer peygamberlerin mucizelerini izah ediyor devam eden beyitlerde. Şimdi onları göreceğiz. Hazreti Adem'in alnındaki nur Şiş, onun oğlu Şiş aleyhisselam, Şiş aleyhisselama intikal ediyor ve o sebeple de Hazreti Adem onu vekil tayin ediyor. Adem de peyda olanını o nuru Şiş'in elinde topladı. Adem de Şiş'te o nuru görünce onu halife tayin etti. Nuh aleyhisselam o nurdan feyiz aldığı için can deryası havasında inciler yağdırdı. Nuh aleyhisselamın işte 950 sene süren nübüvvet mücadelesi ve gemiyle tufandan kurtulması o nurun bereketiyleydi diyor. İbrahim aleyhisselamın ruhu o azim nurun tecelligahı olduğu için Nemrud'un ateşine çekinmeksizin girdi. Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssalarını anlatan ayetlere, o ayetlerin tefsirlerine bakarsak bu olayları hatırlarız. Hazreti İbrahim ateşe atılıyor, ateşte yanmıyor. O nurun etkisiyle bu güzelliği yaşadı diye Mevlana hüsnü talil sanatıyla belirtmiş oluyor. İsmail aleyhisselam o nur nehrine düşünce, yani Feyyaz-ı Muhammediye müstarak olunca babasının keskin bıçağına boğazını teslim etti. Hazreti İsmail'in babası İbrahim tarafından kurban edilmesinde o nur etkisiyle bıçağın kesmediği. Davut aleyhisselamın canı o nurun ışığından hararet, yani sıcaklık elde ettiği için zırh ören elinde demir yumuşadı. O nübüvvetin etkisiyle ne oldu? Demir onun için yumuşatıldı ve demirden zırhlar ördü. Hazreti Davut'un mucizesi. Süleyman aleyhisselam memedeki çocuk gibi o nurun feyzini emmiş olduğu için cin ve şeytan ona köle ve fermanına itaatkar olmuştur, muti olmuşlardır. Hazreti Süleyman'ın yeryüzünde hiçbir insana nasip olmayan bir manevi saltanata sahip olduğunu, o duayı yaptığını biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılıyor. Kehf suresinde, Neml suresinde
ve Hazreti Süleyman cinlere hakim oluyor. Cinler onun emri altında çalışıyor ve Süleyman mabedini ne yapıyor? Onlar yapıyorlar. Başka işleri yine onlara yaptırıyor. İşte o nur sayesindedir diyor. Yakup Aleyhisselam kazaya, yani Hazreti Yusuf'un ayrılığına rıza göstermiş olduğu için oğlunun gömleği kokusundan gözleri aydınlandı. Oğlundan ayrı düştü diye, oğlunu kurtlar kaptı diye şey yaptılar, ona rıza gösterdi. Gözleri ağlamaktan kör olmuştu. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğiyle ne oldu? O gözü yeniden görmeye başladı. Ay yüzlü Yusuf Aleyhisselam, Nur-u Muhammed'i güneşini görmüş olduğu için rüya tabirinde öyle uyanık zuhur etti. Yani Hazreti Yusuf'un mucizesi rüya tabirini bilmesiydi. Rüyaları tabir ederdi, tabir ettiği gibi çıkardı. O da yine Muhammed'i nurdan almış olduğu feyiz dolayısıyladır diyor. Yine o nurun tecelligahı olan Musa Aleyhisselam'ın elinden asası su içmiş, yani feyiz almış olduğu için Firavun'un saltanatını bir lokma edip yuttu. Yani onun asası Muhammed'i feyiz dolayısıyla Firavun'un sihirbazlarının sihirlerini yutan bir ejderhaya dönüştü. Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı ayetlerde bu işaret ediliyor, anlatılıyor. İsa Aleyhisselam da o nuru merdiven ederek, yani manevi yüksekliğine vesile kılarak 4. kat semanın üzerine fırladı. İsa Aleyhisselam'ın gökyüzüne yükseltilmesi de yine o nurun etkisiyle 4. katta oldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o mülk ve naimi, yani nimeti bu suret aleminde bulunca ayın kursunu bir an içinde ikiye ayırdı. Peygamberimiz de dünyaya gelince o nurla o beden birleşince bir mucize olarak ne yaptı? Ayı ikiye ayırdı parmağıyla. Peygamberimizin mucizelerinden yine birisine işaret ediyor. Şimdi Mevlana Celaleddin Rumi bir anda ne yaptı? Köle-i Padişah kıssasını bir kenarıya bıraktığı Muhammed'in nurun etkisinden, Cenab-ı Hakk'ın özelliklerinden ve Hazreti Peygamber'i yaratmasından, onun feyzinden bahsetti. O feyzin bütün peygamberlerde tecelli ettiğini anlattıktan sonra o feyzin peygamberimizden sonra da Allah'ın veli kullarında, başta sahabe-i kiram efendilerimiz olmak üzere tecelli ettiğiyle ilgili 4 halifeden başlayarak bazı önemli mutasavvıfları zikrederek aynı Muhammedi kaynaktan beslendiğini ifade ediyor. Mesela tasavvufi silsilede de her zaman nedir? İlk halka Hazreti Peygamber'dir. Çünkü tarikatlar ister cehri zikri esas alsın, yani açıktan zikretmeyi veya hafî zikir dediğimiz gizli zikri esas alsın, hepsi Peygamberimizden beslenmiştir. O anlayış dolayısıyla da bütün hak tarikatlar tarikat-ı Muhammediye olarak isimlendirilir. İşte bu çerçevede Mevlana Celaleddin Rumi peygamberin nurunun sahabe-i kiram efendilerimizin öncüleri olan Hulefai Raşid'in 4 halife üzerinde nasıl tecelli ettiğini şu beyitleriyle bize naklediyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh nuru Muhammediye mazhariyet muvaffakiyetine alamet olunca öyle bir şah-ı risaletin fevkalade sadık bir musahibi oldu. Yani o nur kendisinde tecelli edince o peygamberin en sadık dostu,
arkadaşı oldu. Hazreti Ebu Bekir'deki sıddıkiyet dediğimiz sadıklık, doğruluk peygamberin nurundan elde etmiş olduğu bereketledir. Hazreti Ömer radıyallahu anh o maşuk-ı ilahinin aşık-ı şeydası olunca kalp gibi hak ile batılı ayırdı. Yani hakla batılı yani kalp nasıl ikiye ayrılmışsa Hazreti Ömer'e Ömer'ül Faruk deniliyor. Niye? Hakikati fark eden, o farukiyet, batılı haktan ayırma konusundaki hassasiyet, basiret Muhammed-i Nur'un etkisiyledir diyor. Faruk ismine o sebeple ulaşmıştır. Hazreti Osman radıyallahu anh erbabı yanında ayan ve aşikar olan Nur-u Muhammed'in kaynağı olunca taşıcı bir nur, faiz yani taşıcı bir nur, feyz kendisine intikal etti. Onun için Zinnureyn denildi. Peygamberimizin iki kızıyla, birisi vefat ettikten sonra diğeriyle evlenerek iki nur sahibi denildi. O Muhammed'in nur dolayısıyla o evliliklere ne oldu? Ulaştı ve kendisine iki nur sahibi anlamında Zinnureyn denildi. Hazreti Ali radıyallahu anh ve keremallahu veçhe o nurun yüzünden inciler saçtı. Yani Nur-u Muhammedi'yi müşahede etmekle birçok hakikati beyan etti. Ruh çayırında, mana aleminde Allah'ın aslanı oldu. Yiğitliğini, ilmini Muhammed-i Nur'dan faydalanması dolayısıyla ne yaptı? Sağladı. Dört halifeyi saydıktan sonra peygamberin varisleri olan ilmiyle amil bazı tasavvuf önderlerini, öncülerini zikrediyor burada. Cüneyt yani Cüneyd-i Bağdadi o nurun askerinden o yardımı gördüğü için manevi makamat ve meratibi sayılmaz bir dereceyi buldu. Yani manen yükseldi. Burada o nurun askerinden diyor. Cüneyt cün kelimesinin ismi tasvir sıfatı Cüneyd-i Bağdadi 297 yılında Bağdat'ta vefat etmiş bir tasavvuf önderi. Onun manevi gücü peygamberin askerlerinden, maneviyatından nasip aldığı içindir diyor. Beyazıt-ı Bestami o nurun çok parlaklığından hakikat yolunu gördüğü için hak tarafından Kutbul Arifin lakabını işitti. Kendisine Ariflerin Kutbu denildi o sebeple. Maruf-ı Kerhi yine bu tasavvuf önderlerinden o nurun kerhine yani Kerh kasabasına muhafız olduğu için Hakk'ın halifesi ve Rabbani nefes sahibi oldu. O da buradan nasiplendi. İbrahim Ethem o nure doğru sürur ile at sürünce adalet sultanlarının sultanı oldu. Belşehir'in sultanı, sultanlığı bıraktı. O nurun peşinden gidince maneviyat aleminin sultanı oldu. Adı gönüllerde anılmaya devam etti. Şakik-i Belhi de o nuru bulmak arzusu ile çok sıkıntılı seyr-i sülükte bulunduğu için keskin nazarlı ve ay güneş fikirli oldu. Yani aydınlık düşünceye sahip oldu. Nazarında basiret meydana geldi. O nurdan beslendiği için. Zikrolunan meşhur evliyanın dışında yüz binlerce gizli padişah yani Allah'ın gizli velileri de
o nurdan dolayı hak katında serfiraz oldular. Yani değer kazandılar. Seçkin hale geldiler. Onların adı Allah'ın gayretinden gizli kaldı. Her dilenci onların namını bilip okuyamadı. Allah'ın öyle veli kulları vardır ki isimleri bilinmez. İsimleri bilinenlerden örnekler vardır. Tasavvuf tarihimizde bu isimlerin dışında yine başka isimler de var. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de kendi döneminin böyle ismi bilinen tasavvuf önderlerinden, velilerinden, Allah'ın veli kullarından. Ama bunların dışında öyle veli kullar vardır ki Allah onların gizli kalmasını murad ettiği için onlar gizli kalmışlardır. Bu arada bir hadis-i kutsi rivayetine bir telmihte bulunuyor Mevlana Celaleddin Rumi. Benim velilerimden bir kısmı benim kubbelerim altında gizlidir. Onları benden başkası bilmez şeklinde bir rivayet. Nur-u Muhammedi ve Nur deryası içinde balıklar gibi yüzen o nurlu kimseler hakkı için doğru söylüyor. Şimdi bakın sözü yani bu insanların hak katındaki değeri, peygamberlerin, ondan sonra sahabe-i kiramın ve velilerin hak katındaki değeri için ki ben doğru söylüyorum diye yeminini köle biraz daha güçlendirdi. O nuru azama, can denizi ve denizlerin canı desem, bu tabirler ona layık değildir. Onu tarif edebilmek için yeni bir isim arıyorum. O an ve latife-i sübhan hakkı için bu ve şu denilen şeyler ondandır. Bütün özler ve cevherler ona nispetle kabuk gibi kalır. Köle, arkadaşı hakkında hüsnü zannını içeren sözlerin doğru olduğunu yeminlerle ifade ettikten sonra diyor ki, yani ben onu tarif etmekte zorlanıyorum. Benim o arkadaşım, kapı yoldaşım şu söylediklerimden daha fazla, 100 kat daha fazla güzel sıfatlara, güzel niteliklere sahiptir. O dostun, arkadaşımın niteliklerinden bildiğimi söylüyorum. Lakin ey kerim padişah, ey cömert padişah, sana güven gelmiyor. Ne söyleyeyim? Benim söylediklerime inanmıyorsun. Ben daha ne söyleyeyim? Bak yemin de ettim o arkadaşı, o köle arkadaşımı ben iyi nitelikleriyle biliyorum. Benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Padişah dedi ki artık kendi halinden bahset. Yani bırak onu anlatıp da ne yapacaksın? Sen kendini anlat bakalım. Ne vakte kadar şunun bunun halini söyleyeceksin? Ölüm günü geldiğinde senin bu hissiyatın batıl olur. Ruhunda kalbine yar olabilecek nur var mı? Yani zanna dayalı bilgi ölüm gününde hakikat ortaya çıkınca son anımızı gördüğümüzde gerçek ortaya çıkar ve batıl olur. Ruhunda sana gönlüne yar olabilecek bir nur var mı? Yani sen ruhunu kirletmedin ve nurlandırabildin mi? Kabirde bu zahir gözünü toprak doldurur. Kabre aydınlatarak ruhani bir nurun ve basiretli bir gözün var mıdır? Kabre aydınlatacak böyle bir manevi nura ihtiyacın var mı? Mesela biz ne diyoruz? Kur'an kabirde bizim yoldaşımız olsun. Kabirde bizim çerağımız olsun, aydınlığımız olsun diye dualarımız var. İbadet ve taatlarımız bizim yoldaşlarımız olacak ve kabrin o karanlığında bizi aydınlatacak. Manevi bir aydınlık var mı?
Maddi aydınlık var, manevi aydınlık var. Gönül aydınlığına sahip olabildin mi? Basiretli bir gönül gözüne sahip misin diyor. Elin ayağın çürüyüp de birbirinden ayrıldığı vakit ruhunu uçuracak kanada sahip misin? Şimdi ruhun alâ-i illiğine mi gidecek yoksa esfel-i safiliğine mi gidecek? Yani ruhumuz hayvani ruh seviyesinde mi, insani ruh seviyesinde mi? Cesedinde ruhi hayvani kalmayınca onun yerini ikame etmek üzere sana bir ruhi baki lazımdır. Ruhi baki, kalıcı bir ruh, ruh insanidir. Şimdi her insan canlıdır ve öldüğünde o ruh alınır. O ruha hayat veren ruh anlamında ruhu hayvani denilir. Ama insanı insan kılan ruhi insani dediğimiz bir manevi canlılıktır ki o daha kalıcıdır. Yani diğer varlıklardan, diğer canlılardan insanı ayrı kılan, manevi diriliği sağlayan o ruhu insani dediğimiz özelliktir. Ruhu insaninin de kirlenmemesi, ahlak-ı hamide dediğimiz din-i mübini İslam'ın güzel nitelikler olarak vasfettiği niteliklerle hayatımızı sürdürmemiz sonucunda elde edilir. Yani insan adaletli olursa, cömert olursa, mütevazı olursa, her türlü kötü nitelikten uzaklaşırsa ruhu ne olur? İnsani ruh olur ve baki olan da budur. Bizi alâ-i illiğine, yani yücelerin yücesine, daha ötesine çıkaracak, meleklerden de üstün kılacak budur. Yoksa bir toprağa giren beden çürüyecek, kabirde karanlıkta kalacağız. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak, hadis-i şerifte belirtildiği gibi, veya Allah muhafaza cehennem çukurlarından bir çukur olacak. İşte orada kabirle yoldaşımız olacak salih amellerimiz var mı? İmanı kamilimiz var mı? Yoksa Allah muhafaza durumumuz perişan olur. O ruhu bakiyi elde etmenin şartı, bakın çok önemli bir şey, yalnız hasenatta bulunmak değil, o hasenatı ilahi huzura götürebilmektir. O kadar güzel bir beyit ki dostlar, şimdi bakın, güzel işler yapmak değil, güzel işleri Hakk'ın katına ulaşacak şekilde yapmaktır. Nasıl götüreceğiz? Bir ayet-i kerimede Enam suresi 160. ayet "Men câe bil haseneti felehu aşru emsâliha" buyuruluyor. Kim Hakk'ın katına bir iyilik iletirse, bir iyilikle gelirse ona 10 misli vardır. Veya 700 misli şeklinde veya bir gayri hesap şeklinde Cenab-ı Hak iyiliklere değer vereceğini söylüyor. Ama o iyilik Hakk'ın katına yükselebiliyor mu? Salih bir amel olabiliyor mu? Şimdi görünüşte fiziki olarak bir yardım olgusunu düşünelim. İki insan da yardım edebilir. Birisininki Hakk'ın katına yükselir, diğerininki yükselmez. Yani Habil ile Kabil, ikisi de Hak için kurban da bulundu. Habil'inki kabul edildi ama Kabil'inki kabul edilmedi. Hakk'ın katına takva ulaşır. Kurbanların etleri, kanları ulaşmaz buyuruyor. Onun gibi namazlarımızın şekli değil, namazdaki niyetimiz, kalp huzuru, samimiyetimiz ve ihlasımız bu amellerin Hak katına götürülmesini sağlar. İşte insani ruhu elde etmenin yolu nedir? Hasenatta bulunmak değil, iyilik yapmak değil, o hasenatı nezd-i ilahiye, yani ilahi huzura götürebilmektir. Senin insanlıktan bir cevherin var mı? Yoksa eşek misin?
bu arazileri, yani yaptığın işler ve hareketleri öldüğün vakit Allah huzuruna nasıl götüreceksin? Yani insani niteliklerinle götürebilirsin. Yoksa yani affedersiniz, hayvan da yük taşıyor, insan da yük taşıyor. Yani şimdi insanın yük taşımasıyla hayvanın yük taşıması gibi değil. Yani insan amellerin yükünü, affedersiniz, bir iradesi olmayan bir hayvanın üzerine yüklenen yük gibi taşımamalı. Bakın, ameli geçerli kılan en önemli şey nedir dostlar? Niyettir. Ondan sonra iradedir, yani istektir. Sonra kudrettir, gücünü o noktada sarf etmektir. Ve onu sadece ve yalnızca Allah için yapmaktır, yani ihlastır, samimiyettir. Şimdi bunlar olmadığı müddetçe, hani amelleriyle şey yapmayan, gereğini yapmayan insanlar Kur'an-ı Kerim'de kitap yüklü merkeplere benzetiliyor. Yani merkebin kitap taşıması gibi mi biz bilgiyi taşıyoruz? Yani Yunus'un dediği gibi okumaktan mana ne, kişi hakkı bilmektir diyor. Hakkı bize bildirmeyen bir bilgi yükü mü taşıyoruz? Cenab-ı Hakk'a, marifetullah'a ulaşamayan bir bilginin hamallığını mı yapıyoruz? Yani malumat fuhuşuz, bilgimiz çok ama o bilginin bizi hakikate ulaştırması söz konusu değil. Hakikat de hatta önümüze perde oluyor. Ne yapıyor? Bilgimize mağrur oluyoruz. Yani kibirleniyoruz. Ben çok şey biliyorum, ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diyoruz. Veya insan hayır hasenatta bulunuyor ama Allah için yapmıyor. Gösteriş için yapıyor. Veya hayır hasenatı helal parayla yapmıyor. Haramla hayır yaptığını düşünüyor. Halbuki haramla hayır olmaz. Her şeyden önce helalden kazanıp helale harcamak esastır. Malımız helal olursa hasenatımız, iyiliklerimiz, infakımız hak katında değer kazanır. Yoksa haram parayla milyarlarca lira sarf etsek, harcasak, iyilik yaptığımızı düşünsek hak katında bir değeri yoktur. Çünkü aslı, temeli kirlidir. Bakın, namaz ve oruç gibi arazlar iki zamanda, bugünün namazı yarın, bu senenin orucu gelecek sene bulunmadığı için onların suretleri de fanidir. Yani namazı kılıyoruz. Öğle namazını kıldık. Bir daha o öğle namazı suret olarak yok. Geçti, şekli bitti. İkindi ayrı bir şekilde yine kılıyoruz namazımızı. Her namaz, bir günün namazı diğerine ne yapmıyor? Geçerli olmuyor. Bir vaktinki diğerine geçerli olmuyor. Yani sureta yenileniyor. Her sene orucumuz yenileniyor. Ama bunlar yok olup gidiyor. Bu seneki Ramazan'ı bitirdik. Gelecek senenin Ramazan'ı gelecek mi, gelmeyecek mi? Suretleri fani. Namazların da suretleri fani. Namazımızı kıldık, geçti. Ama baki olan, kalıcı olan ne? Oradaki emre ittiba hususu. Birisi araz, o suret, görüntü araz. Niyetler ise cevher, işin özü. Kıldığımız namazlar hakiki namazlar olursa, ihlaslı olursa, samimi olursak, o zaman bizi ne yapar? Yüceltir. İşte hak katına götürülecek olan ibadetler ancak samimi olarak yapılan, ihlaslı olarak yapılan ibadetlerdir ve taatlardır. Arazları nakletmek, mesela kılınan namazları, tutulan oruçları dünyadan ahirete götürmek mümkün değildir. Ancak o arazlar, yani o namazlar ve oruçlar cevherdeki, yani özündeki sebepler dolayısıyla hastalıkların manevi tesirleriyle giderirler. Yani oruç insanda takvayı meydana getirir. Gönül saflığını meydana getirir. Kalbin temizlenmesine sebep olur ve o halimiz bizim hak katında değer kazanır. Namaz insanı kötülüklerden nehyeder diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. İnne salate tenha
anil fahşayi vel münker. Muhakkak ki namaz her türlü fuhşiyattan, kötülükten ve Allah'ın hoşuna gitmeyecek davranışlardan insanı uzaklaştırır. Nasıl? Şimdi Tayr-ı Nevrevi bir şey yazmış. Bir şeyh müridine demiş ki, ezan okunduğunu işittiğin zaman camide vakit namazını kıl, ondan sonra dilediğin yere git ve istediğini yap demiş. Mürid de bu müsaadeye sevinmiş, şöyle yola çıkmış, yolda bir meyhane görmüş. Meyhaneyi görünce, ya şurada bir oturup bir şeyler içeyim demiş, hikaye bu ya. O arada daha gitmeden ezan sesini duyunca namaza gitmiş. Öğlen namazını kılayım. Şeyh öyle dedi ya, namazını camide kıl. Namazı camide kılmış. Camiden sonra namazdan sonra mevlid töreni varmış. Ve mevlid törenini dinlemiş. Camiden çıkmış. Yine meyhaneye gideyim derken bir bakmış. İkindi okunuyor. İkindiyi kılayım demiş. İkinden sonra bir Allah dostunun vaazına denk gelmiş. O vaazı dinlemiş. İşte akşam vakti olmuş. Akşamla yatsı arası kısa. Şimdi içki içersem yatsıya gittiğimde ağzım kokar demiş. Ve yatsıya da gitmiş. Ondan sonra da namaz o kişiyi o yanlış düşünceden, içki müptelalığından ne yapmış? Kurtarmış. İşte namaz, eğer hakiki namaz kılınırsa, oruç, hakiki oruç tutulursa, zekat, hakiki zekat verilirse, yani samimi olarak helal kazanılmış maldan zekat verirsek, hak için infak edersek, ihlas gösteriş için değil, ihlaslı bir şekilde onu yaparsak, o bizi kötülükten, kötü huylardan uzaklaştırır. Namaz kötü huylardan uzaklaştırır. Oruç kötü huylardan uzaklaştırır. Ağzımızı yeme içmeden kestiğimiz gibi gıybetten, yalandan da muhafaza etmeye başlarız. O dönüşümü sağlar. O arazlar değil, asıl olan o cevherlerdir. Yoksa münafığın namazıyla kafirin, müminin namazı görünüşte şekil itibariyle aynıdır. O da kıyamda durur, o da rüküye eğilir, o da secdeye var. Hatta belki daha dikkatli yapar, görünüşte daha samimi gibi gösterebilir de. Ama asıl olan nedir? İşin özüdür, cevheridir. O da niyettir. Bu araz, yani namaz, oruç ve saire gibi ibadetlerin feyzi eseri olan cevher, yani o ibadetleri ifa eden kimse değişebilir. Perhiz eden hastanın iyileşmesi gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Hastayız. Gidiyoruz, doktor bize şunu 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 yeme, şunları ye ve şunlara dikkat et diye bir perhis verir. Ona göre hareket edersek ağzımızın tadı yeniden gelir. Asıl olan o perhis değil, o perhis sonucunda meydana gelen o sağlıklı durumdur. Araz perhizi cehd ile cevher halini alır. Lezzeti kalmayan bir ağız perhiz ile bal gibi tatlılaşır. Şimdi bir görüntüde bir sonuç var, işlem var ama o işlemin asıl hedefi farklı. O hedeflerdir asıl olanlar. Mesela bu manada ziraat yapmakla topraklar başak olur. Başa ilaç sürmekle başta saçlar biter. İşte başa ilaç sürmek arazdır, başta saçın bitmesi cevherdir. Ziraat yapmak arazdır, ürün elde etmek cevherdir. Bir kadınla evlenmek ve onunla zifafa girmek, yani gerdeğe girmek, birlikte olmak arazdır. Onun cevheri ise çocuk sahibi olmaktır. Atıkla devenin kendi hemcinsleriyle birlikte olmaları arazdır. Fakat o arazdan maksat yavrunun
dünyaya gelmesidir. Yavru cevherdir. Yani netice elde etmek, bir amaca yönelik bir işlem. Kavun karpuz dikmek bir arazdır. Onun mahsul vermesi, kavun ve karpuzun meydana gelmesi, çekirdeğini ekiyorsun, o bir araz ama ürünün ortaya çıkması cevherdir. Asıl olan da budur diyor Mevlana. Kimya ile uğraşmak bir arazdır. O uğraşmaktan bir cevher meydana getirmek ise hedeftir. Şahım, kılıca cihat, cila vermek arazdır. Fakat bu arazdan kılıcın cevheri pastan kurtulur ve safiyet peyda eder. Yani kılıcımızı ne yaparız? Paslanmasın diye cilalarız, bakım yaparız ve asıl olan onun pas tutmaması. Şimdi kalplerin de pas tutmaması için ne yaparız? Zikir yaparız, zikrullah'ta bulunuruz. Sen de ben birçok hayırlı amelde bulundum deme. O arazların yani amellerin hasılatını göster, ürkme. Yani nedir asıl olan? Sen bir sürü amel yaptım diyorsun. Yani hepimiz söyleriz. İşte 5 vakit namazımızı kılıyoruz. Elhamdülillah. Orucumuzu tutuyoruz. Elhamdülillah. İşte mali durumu iyi olanlarımız zekatımızı veriyoruz. Elhamdülillah. Tamam da bunlar bizde ne meydana getiriyor? Bunlar araz. Bunlar bizi kamil bir insan haline getiriyor mu? Bizi kötülüklerden uzaklaştırıyor mu? Gönül aydınlığına ulaştırıyor mu? Mala düşkünlükten, tamaktan bizi kurtarıyor mu? Makama, mevkiye düşkünlükten kurtarıyor mu? Gösterişten, riyadan bizi kurtarıyor mu? Asıl olan bunlar, bunları diyor göster diyor. Yani hedef bu. Arkadaşını nitelemen diyor padişah, bir arazdır. Artık sus, keçi bölgesini kurban etmeye kalkışma. Çok güzel bir ifade, keçi gölgesini kurban etmek. Yani sen anlatıyorsun arkadaşına ama acaba bunlar arkadaşında var mı? Yani senin hüsnü zanna dayalı sözlerin bunlar bir araz. Fakat bunun hakikati onda var mı? Köle dedi ki, padişahım araz nakledilmez diyorsan bu söz aklın ümitsizliğinden ileri gelir. Ondan başka bir şey değildir. Eğer arazın nakli mümkün olmasaydı fiiller batıl olurdu, sözler kabuktan ibaret yani manasız kalırdı. Bu arazlar başka bir renk ve surette nakledilir. Her faninin haşrı başka türlü olur. Yani dünyada yaptığımız davranışların ahirete nakledilmesi de başka bir surette olur. Yani mesela Mevlana yine başka bir yerde tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin ahirette bize güzel yüzlü yoldaşlar olacağını zikreder. Öyle bir bu oruçların, ibadetlerin nakli mana alemine bu şekilde olur diyor. Burada da köle padişaha bunların nakli araz diyorsun ama bunların nakli de farklı bir surette olur. Yani mana ile madde arasında bir ilişki vardır diyor. Her şeyin nakli ona münasip uygun bir surette olur. Sürünün çobanı da ona layık yani çobanlığa muktedir bulunur. Şimdi buradan itibaren biraz bu nakil konusu zikrediliyor. Araz ve cevher konusu devam ediyor. Biraz uzunca bir bölüm. Biz bugünkü bölümü şöyle bir bakayım. Evet, birkaç beyit sonra bugünkü bölümü bitirelim. Onunla ilgili önümüzdeki hafta hocamız inşallah devam eder. Diyor ki
Mevlana. Mahşerde her arazın ayrı bir sureti olacak. Her arazın suret bulmasına sıra gelecektir. Mesela bu manada bir hadis-i şerif zikredilmiş. Peygamberimiz cennete çok çok ağaç dikiniz diyor. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Ey Allah'ın Resulü, cennete ağaç dikmek ne demektir denilince Peygamberimiz tesbih ve tehlilde bulunmak, yani Subhanallah demek, La ilahe illallah demek diye cevaplıyor. Yani bizim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih edici Subhanallah ifademiz, onun yegane yaratıcı olduğunu ifade ettiğimiz tevhid ifadesi, tehlil ifadesi, La ilahe illallah sözleri ne olacak? Cennette bizim için bir nimete dönüşecek. Kötülükler cehenneme yine azap olarak gider. Hani şairin biri şöyle diyor: vaiz bizi korkutma, cehennemde ot bulunmaz. Yani ateş bulunmaz. Yanmaya odun her kişi buradan iletirler. Herkes kendi ateşini dünyadan götürür. Evet, cennet nimetlerini de biz dünyadan götürüyoruz. Dünyada ekiyoruz, ahirette biçeceğiz. Dünya mezratul ahiret. Dünya ahiretin tarlasıdır. Hayır eken, hayır biçecek, cennet nimetlerine ulaşacak. Kötülük yapan, şer yapan da Allah muhafaza cehennem azabıyla karşılaşacak. Kendine bak, sen de bir araz değil miydin? Evet, bir çiftin, yani bir anne babanın bir çocuğusun. Bir garazla o meydana gelmiş bir davranışın, amelin neticesisin. Evlere, köşklere bak ki onlar da yapılmadan evvel mühendisin zihninde birer masal gibiydi. Yani mühendis tasarlıyor, plan çiziyor, sonra onu taşla, toprakla ne yapıyor? Meydana getiriyor. Binasını yerinde, sofasıyla çatısını ve kapısını uygun bir tarzda gördüğümüz şu ev, mühendisin zihninde olan o arazı aletler ile ormandan kesilen direkler meydana getirdi. Her sanatın aslı ve mayası hayal, araz ve düşünceden başka nedir? Yani önce düşünülür, tasarlanır, ondan sonra da o meydana getirilir. Yani arazların nakli mümkündür. Dünyada nasıl mühendisin zihnindeki olgu, plan bir bina olarak oluşursa, amellerimizin de davranışlarımızın da ahirette bir karşılığı olacak. Belli bir garaz ve ivaz olmadan, yani karşılık beklemeden, belli bir hedefi olmadan dünyanın bütün parçalarına bak ki hepsi de arazdan başka bir şeyle vücuda gelmemiştir. Yani belli geçici unsurların bir şekilde birleşmesiyle meydana gelmiştir. Fikir ve irade evvel onu amele getirir, sonradır. Önce düşünülür, sonra yapılır. Alemin binası da ezelde öyledir. Yani Cenab-ı Hak alemi o şekilde yaratmayı irade etmiş ve o iradesini vakti geldiğinde tahakkuk ettirmiş. Allah'ın ilminde, ezeli ilminde alemin yaratılışı, alemin içerisindeki bütün varlıklar, alemin düzeni hepsi mevcuttu ve sonradan meydana geldi. Mesela ağaçların meyvesi fikirde evveldir, lakin amelde sonra ortaya çıkar. Yani bir ağacı dikerken meyvesini murat ederiz ama önce ağacı dikmek gerekir, sonra meyvesi çıkar. Sen amel edip meyve ağacını dikince ilk harfi sonra okursun. O ağacın kökü, dalları, yaprakları önce ortaya çıkar fakat onların hepsi de meyve vermesi içindir. Yani bir fidanı diktiğimiz zaman onun tuttuğunun alameti olarak dallanır, sonra yapraklar çıkar, sonra meyveye durur. İşte
Ama öncelikle araz nedir? O ağacı dikmektir. O halde bir başki feleklerin de meleklerin de beyni, ruhu ve sebebi hilkatidir. Yani yaratılış sebebidir. Ahir zamanda Hatemül Enbiya olarak gelen ve hakkında levlâke levlâk lemâ halaktül eflâk, sen olmasaydın alemi yaratmazdın buyurulan Muhammed Aleyhisselam'dır. Yani alemin yaratılmaz sebebi de odur. Peygamberimiz için yaratılmıştır. Aslında bu hadisi kutsi rivayeti mevzu olarak hadis alimlerimiz tarafından kabul edilen bir rivayettir. Fakat yani alem insan için yaratılmıştır. İnsanın en şereflisi de Hazreti Peygamber'dir. İşte mana olarak nedir? Doğru. Şimdi biz bugünkü dersimizi burada bitirelim. Şu beyitle. Bu bahis ve bu sözler arazların nakline dairdir ki mevzu bir aslan gibi zorludur. Bu sözlerde onu zapt etmek için tuzak misalidir. Yani bu açıklayıcı şeyler aslında zor olan bir konunun bizim zihnimize indirilerek açıklanması içindir diyor. 4945. beyitte biz bırakmış olalım. Bizden sonraki hocamız onunla devam eder. Mesnevi hanların Mesnevi okumasını bitirirken okudukları şu beyitlerle dersimizi tamamlamış oluyoruz. İn çönün fermut mevlana ima kâşifi esrar hâi kibriya in ne necmestü nerem nestü ne hab vahiy hak vallahu alem bis savab. İlahi sırların açıklayıcısı olan Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bu mesnevi ne bir fal, ne bir yıldız ilmi, ne de bir gaflet uykusu sonucudur. Doğruyu Allah en iyi bilir ya, bir ilham-ı Rabbani ile yazılmıştır. Sevgili dostlar, bir dahaki dersimizde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yaptığımız amelleri cevherini elde etme niyetini taşıyarak yapmayı nasip etsin. Surete aldanmayan, zahire aldanmayan insanlardan eylesin. Hikayenin devamı gelen beyitlerle inşallah şey olacak. Yani ağzı kötü kokan, zahirde iyi olmayan köleyle zahirde iyi gözüken kölenin arasındaki farkı Mevlana zahire aldanmamak adına hikayenin devamında anlatmış olacak. Onu da bizden sonraki hocalarımız inşallah sizlere nakletmiş olacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dualarda buluşmak üzere. Rabbim hastalarımıza şifalar, ölmüşlerimize rahmet eylesin. El-Fatiha.